Başta bir tavuğu marine etmek istiyorum ki hani sosu etkisini iyice göstersin. Bunun için 3 çorba kaşığı kadar bal, 7 çorba kaşığı soya ekliyorum. Bu ikisi bir arada inanılmaz lezzet yapıyor. Bal böyle hafif hani kızarmasını sağlıyor. Birazcık acı olsun istiyorum. Bir çorba kaşığı kadar da kırmızı pul biber koyuyorum. Hiç tuz koymuyorum çünkü soyanın zaten tuzu var. Bir de tatlar birbirine geçmesi için yine 4 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Buraya kadar hani fena değil, heyecanlıydı ama asıl heyecanlı tarafı buna 15 dilim pastırmam var. Pastırmamın çemenini ekleyeceğim. Çemenlerini, bunlar biliyorsunuz böyle epey çemen otu olsun, farklı baharatlar olsun, onların karışımı. O yüzden çemen hem böyle biraz da dinlenmiş bir baharat olduğu için acayip bir lezzet katacak. Şimdi bu çemenleri iyice tadı tavuğa karışsın diye iki tane kaşıkla böyle bastıra bastıra, bir parça da hatta eze eze karıştırıyorum. Tavuklar bu arada 4 tavuk göğsü. Onları böyle kareler kareler halinde kestik. Bir tavuk göğsünden bayağı bereketli oluyor. 50'ye yakın parça çıkıyor. Bunları böyle iyice karıştırdıktan sonra iki tane daha dokunuşum var. Böyle küçük parçalar halinde pastırma ekleyeceğim ve birazcık da hurma. Etle hurmanın çok iyi gittiğini, ben en geçen haftalarda İspanya'daydım. Orada böyle onların tabii etlerine sarıyorlar. Böyle çok hoş gözüküyordu. Neden bizim pastırmamızda da olmasın diyerek böyle bir tarif çıkardık. Umarım hani siz de yaparsanız hoşunuza gider. Şimdi tavuğum böyle bir parça dinlensin. Ben de pastırmalarımı ve hurmalarımı hazırlayayım. Bir hurmadan 16 tane küçük parça çıkaracağım. Benim toplam tavuklarım içinde yaklaşık 9 tane hurma kullanmam gerekiyor. 15 dilim de pastırmam var. Onları da böyle küçük küçük keseceğim. 15 dilim pastırmadan yaklaşık 70 tane şiş çıkacak.